engellilerin ve otistik bireylerin haklarının uygulanmamasının on önemli nedeni. Bu nedenleri başlıklar halinde sebep-sonuç ilişkisiyle sıralayalım. Birinci bilinçsizlik ve farkındalık eksikliği, sebep, toplumda genel olarak engellilik ve otizm konusunda bilgi eksikliği ve farkındalık düşüklüğü vardır. Sonuç, engellilerin ve otistik bireylerin haklarına saygı gösterilmez, ayrımcılık ve dışlanma yaşanır. İkinci yetersiz hukuki ve yasal çerçeve, sebep, engellilerin ve otistik bireylerin haklarını koruyan yeterli yasal düzenlemeler ve hukuki çerçeve yoktur veya yetersizdir. Sonuç, haklarının korunması ve uygulanması konusunda zorluklar yaşanır, ayrımcılık ve istismar riski artar. Üçüncü erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik sorunları, sebep, engelliler ve otistik bireyler için erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik standartlarına uygun ortamlar ve hizmetler sağlanmaz. Sonuç, engellilerin ve otistik bireylerin eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel hizmetlere erişimi kısıtlanır, sosyal hayata katılımları engellenir. Dördüncü eğitim ve istihdam fırsatlarının eksikliği, sebep, eğitim kurumlarında ve iş dünyasında engellilere ve otistik bireylere yönelik yeterli fırsatlar ve destek mekanizmaları sağlanmaz. Sonuç, engellilerin ve otistik bireylerin eğitim ve istihdam olanakları kısıtlanır, ekonomik bağımsızlık ve topluma entegrasyonları zorlaşır. Beşinci ayrımcılık ve önyargı, Sebep: Toplumda engellilere ve otistik bireylere karşı ayrımcılık ve önyargıya dayalı tutumlar ve algılar bulunur. Sonuç: Engelliler ve otistik bireyler maruz kaldıkları ayrımcılık ve önyargı nedeniyle haklarını tam anlamıyla kullanamaz, sosyal hayatta dezavantajlı konuma düşer. 6. Yetersiz destek ve hizmetler. Sebep: Engelliler ve otistik bireyler için gerekli destek ve hizmetlerin yeterli düzeyde sağlanmaması. Sonuç: engellilerin ve otistik bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeleri ve potansiyellerini geliştirmeleri zor. 7. Finansal Zorluklar Sebep, engellilerin ve otistik bireylerin maliyetli tıbbi bakım, terapi, özel eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması için ekonomik zorluklarla karşılaşmaları. Sonuç, ihtiyaç duyulan hizmetlere erişimde kısıtlamalar oluşur, sağlık ve eğitim gibi temel haklar zorlanır. 8. Toplumsal önyargılar ve tutumlar, sebep, engelliler ve otistik bireylerle ilgili olumsuz toplumsal önyargılar, ayrımcı tutumlar ve stereotipler. Sonuç, engelliler ve otistik bireyler ayrımcılığa maruz kalır, toplumsal kabul ve dahil olma sorunları yaşarlar. 9. İletişim ve iletişim engelleri, sebep, engellilerin ve otistik bireylerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumla etkileşimlerinin sağlanmasında yaşanan zorluklar sonuç, iletişim engelleri nedeniyle haklarını ifade etmekte zorluk çekerler, katılım ve etkileşimleri sınırlanır. 10. Engelli haklarına yönelik eksik politikalar, sebep, engellilerin ve otistik bireylerin haklarını korumaya ve desteklemeye yönelik yetersiz politikalar ve programlar. Sonuç, engellilerin ve otistik bireylerin ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sunulması ve haklarının uygulanması konusunda eksiklikler yaşanır.